Her hafta farklı konularla gündeme gelen Benim Kardeşim programının bu haftaki konu Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılacak ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Urfanatik TV ekranlarında Gülizar Güle Bakın sunumuyla Benim Kadrajım programına katılan Başkan Baydilli, Atatürk Ormanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar'ı ziyaretinin detaylarını paylaştı. Ne var acaba altında diye? Eyvallah. Çok da merak etmiştik diye benim de ilk sorum olsun istiyorum. Çünkü gerçekten dikkat çeken bir tweetti. Neden Kıbrıs'a gidip... 7 seneden beridir belediye başkanlığı görevini üstlenen Başkan Baydilli, Karaköprü'yü geliştirmek adına her türlü imkanını seferber edeceğinin altını çizdi. ...lerini ön plana çıkarma adına Balıklı Gölü ile, Şuayip Şehri ile, Göbekli Tepesi ile, Harran'ı ile, Halfetisi ile, Dergahı ile, Dergah Platosu ile birçok tarihi alanını ön plana çıkarıp Karaköprü'müzü tanıtma adına Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a davetiye gönderdi. Ne güzel. Kendisi de davete icabet etmeden önce beni oraya davet etti. Beni davet etti. Davetiyemi birebir de ona teslim edip niçin Urfa'ya getirmek istediğimi, niçin Urfa'da olması gerektiğini anlattım. Hı-hı. Çok hoşuna gitti ve inşallah en kısa sürede yapacağım bir programda Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı Şanlıurfa'da misafir edeceğim. İnşallah. Başkanım, peki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da son dönemlerde belediyelerle güzel bir yatırım protokol imzalaması oldu. Karaköprü o süreçte ne gibi yatırımlar şimdi aldı? Şunu söyleyeyim. Gülizar Hanım, merak ediyoruz. Gülizar Hanım, bizim malum Gençlik Spor Bakanlığı'ndan biz geçen yıl yarı olimpik yüzme havuzu için hibe almıştık. Evet. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun açılışını Bakanımız Mehmet Kasaboğlu'muzun öncelikle önderliğinde yaptık. Açılışını gerçekleştirdik. Başkanım, çok önemli bir şey daha var. Biz Buyurun. Bunu kamuoyunda daha önce duymuştuk. Atatürk Ormanı'nın bir kısmını Karaköprü Belediyesi işte talep etti gibi başvurular var, evet, gibi bir şeyler.